Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. 4. sınıf İngilizce dersi 1. dönem 1. yazılı çalışmasıyla karşınızdayız. Hep birlikte başlayalım. Evet, ilk bölümümüz şu şekilde. Eşyaların İngilizcenin altlarına yazınız, kutudan yararlanabilirsiniz demiş. Hemen bakalım arkadaşlar. 1. görselinizde ne var? Kitap var değil mi? Kitap, book. Aslında kitaplar olur, books. Çok kitap olduğu için. 2. görselimiz çok kolaymış. Pencil, case. Daha sonra buradan çizelim arkadaşlar. Ruler, cetvel. Evet, ne diyoruz buna? Sharpener, pencil sharpener da diyoruz. Açacak. Sonra eraser, silgi. Erasers çok olursa, burada çok olduğu için erasers da diyebiliriz ama eraser yazdıkları için. Evet, book'u da çizelim buradan. Daha sonra görselimizde ne var? Çok kolaymış. Pencil case çizmiş. Pencil çizdik ama yazmadık. Yazalım. Pencil. Kapı. Hemen siz biliyorsunuz. Door. Okul çantası. School bag. School. Okul bag. Çanta birleştirdik. Okul çantası oldu. School bag. Defter. Notebook. Bu. Son olaraktaki görselimiz nedir? Scissors, makas. Scissors, makas. Evet, ilk bölümümüzü tamamladıktan sonra ikinci bölümümüze geçelim arkadaşlar. Evet, Turkish flag. Güzel bir Türk bayrağı var. Pandamız da bize el sallıyor. Hemen başlayalım. Turkish flag is. Hangi renk arkadaşlar Turkish flag? Red and white. Evet. Kırmızı ve beyaz. Cevabımızı hemen bulduk. Diğerlerini eleyebiliriz. Bu şekilde. Kırmızı ve beyaz. Aşağıdakiler hangisi diğerlerinden farklıdır? Farklı olanı bulacağız. Bakalım. Table, chair, teacher, book. Şimdi bunların üçü, bu üçü okul eşyası, sınıf eşyası, classroom objects diyorlar. Ama teacher öğretmen değil mi? Bu farklı olarak öğretmen olduğu için. Evet. Bunların anlamlarını biliyoruz. Chair, sandalye. İsterseniz yazalım. Sandalye. Book zaten yukarıda vardı kitap. Table'da table tekrar table yazdık. Masa diyecektik. Önemli değil. Şöyle de yapabiliriz. Masa. Peki. Diğer sorumuza geçelim. Aşağıdaki İngilizce verilmiş cümleleri Türkçe anlamlarıyla eşleştirmiş. Eşleştirelim bakalım. Shut up. Ağzını kapa. Konuşma anlamındadır. Ağzını kapa. Konuşma. Evet. Bu ağzını kapa. Be quiet. Sessiz ol. Listen to me. Listen to me. Beni dinle. Listen to me. Beni dinle. Eşleştirmemizi bu şekilde yapıyoruz. Repeat after me. Benden sonra tekrar et. Repeat after me. Benden sonra tekrar et. Bu şekilde oldu. Evet, geçebiliriz. İngilizceleri verilmiş olan sayıları rakamlarla yazın. Yazalım. 12. Ne rakamıydı? Hepiniz biliyorsunuz artık. 12. 20 ile karıştırmayın. 20, 20. 87, 80. 7, 7. Birleştir. 87. 15, 59. 50, 9, 9. 70 ise 17. Evet, devam edelim. 51, 50, 1. 30, 30. 48, 48. 35, 35. 100 ya da 100 nedir? 100. Bu bölümümüzü tamamladıktan sonra diğer sorumuza geçelim. Aşağıdaki İngilizceleri verilen sayıların karşılıklarına yazalım. 62, 60, 2, 62, 99, 90, 9, 100, 100, 53, 50, 3, 53, 48, 48, 75, 75. Evet, böylelikle bu bölümümüzü de tamamladıktan sonra diğer bölümümüze geçelim. Panda'ya el sallayalım. Bu arada diğer çalışmalarımız kanalımızda mevcut.
mutlaka izleyin derim. What's your name? Sorusuna nasıl cevap veririz? Nasıl cevap veriyoruz? Hadi ben duyayım ben sizin ne dediğinizi. Evet, fine thanks and you. Bu how are you'nun cevabıdır. How are you? Neydi? Nasılsın? Olmaz. My name is Beyza. Evet, benim adım Beyza. Good evening. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hello da merhaba zaten. Biliyorsunuz hello, merhaba. O zaman cevabımız B seçeneği oldu. My name is Beyza. What is your name? My name is, isminiz neyse artık sizin. Aşağıdaki sayı hangi sayı 45'ten küçüktür? Bakalım 64 yazalım. 64 64. 45'ten küçük mü? Değil. 43 43. 45'ten küçük mü? Evet, küçük. 91 91. 45'ten büyük. 72 72. 45'ten büyük. Evet, böylelikle çok kolay bir şekilde cevabımızı bulduk. B seçeneği oldu. 43 43. Yukarıdaki sayı sıralamasında kalp yerine, buraya kalbi unutmuşuz. Evet, kalp yerine gelmesi gereken sayı aşağıdakilerden hangisidir? Bakalım hangisi? 52, 53, 54, 55, 56, 57. Yani ne oldu? 55 oldu. Hangisinde 55 var? 65 yazalım yine. 65. 70, 70. 55, 55, 92, 92. Hangisi oldu cevabımız? Hemen yine bir daha bakalım. Evet, bakıyoruz. 55, 55. C seçeneğimiz bize kalsın. Aşağıdaki sayıların İngilizcenin karşılığını yazınız. Evet, hemen yazalım. 8, ben duydum. 8 dediniz hemen. 15, 15. 9 9 nine yazıyoruz değil mi? Nine. 20 20 10 çok kolaymış. 10. Evet, görsele bakıp cümleyi tamamlayan doğru seçeneği işaretleyin. These are. Bunlar nedir? Whiteboard. Tahta, yazı tahtası değil mi? Okulda kullandığımız yazı tahtası. Az önce de söylemiştik. Sharpener, açacak. Burada ne oluyor? Açacaklar. Çok olduğu için. Evet, bu zaten yanlış yazılmış. Böyle bir şey yok. Eraser, an eraser olacak. Eraser, silgiydi. O zaman A'yı, C'yi, makas yazmaya çalışmış. Yani şey olmasın diye zaten. Şıklardan size kolaylık olsun diye. Sharpeners bize kaldı. These are sharpeners. Aşağıdaki seçeneklerde verilen kelimenin hangisi yukarıda resmedilmemiştir? Resmedilmemiştir'i arıyoruz. Bakalım. Scissors var mı? Var. Ruler, cetvel. Ruler, cetvel var mı? Evet, ruler'da tek L olacak. Burada bir yanlışlık var. Tek L. Şurayı çizelim. Yazılışını tekrar yazayım ben size. Ruler. Evet, yanlış öğrenmeyelim. Evet, cetvel de var. Book, kitap var mı? Ben göremiyorum. Yok, sharpener da var. O zaman C seçeneğimiz doğru oldu. Book. Resimdeki öğrenci arkadaşlar hangi cümleyi söyler? Sit down. Söyler mi? Hayır. Otur. Eledik. Open your door. Kapını aç. Kapı. Yı aç. Hayır. Be quiet. Sessiz. O sınıfta en çok söylediğimiz şeylerden bir tanesi değil mi? Clean the board. Tahtayı temizle. Hangisi oldu şimdi? D'yi de eledik. Şşşt. Be quiet. Evet. Geçelim. Evet. Pardon, bilgisayarımızdan sizin uğradık. Arada oluyor böyle, kusura bakmayın. Evet, book. Open your book. Open, aç. Açmak. Açmak, close. Kapatmak. Anlamlarını yazalım. Clean, yukarıda da söyledik. Temizlemek.
Take ise almak. Hangisi olur? Bakın bu tarafa yaptığı için açmak olur değil mi? Open your book kitabını aç. May I ile başlayan soru cümlesini resme uygun olarak tamamlayalım. May I don't throw rubbish. Çöp atma. Olmaz. Eat a hamburger. Evet. Hamburger yiyebilir miyim? Clean the board. Tahta eğitiminizde bunu öğrendik. Open the books. Kitaplarını aç. Bu da olmaz. B seçeneği bize kaldı. Evet, devam edelim. 99 sayısından sonra hangi sayı gelir? 99. 99 bu. 70, 70. Evet, 99 bu 99 yazılışında görelim. 80, 80, 100. Hangisi gelir acaba? Seçeneği. 7 artı 6 işleminin sonucu ne acaba? 15, 15, 13, 13, 30, 30, 14. Şimdi burada 6, 7 daha 13 eder öğretmenim diyorsunuz. 13'i yazıyorsunuz değil mi? Evet, geçelim son sorumuza. Son sorumuza geldik nihayet. What's this? Bu nedir? Nedir acaba bu? It is. Eraser. Evet. Silki. Pencil, kalem. Book, kitap. Burada bilmediğimiz, yukarıdan hiç geçmedi. Crayon, yani tabii ki siz biliyorsunuz ama ben yine yazayım. Boya, kalemi demek değil mi? Boya, kalemi. Hangisi oldu cevap bize? Ne kaldı? Pencil değil, crayon değil, book değil. It is, hatta şuraya yazalım. It is an eraser. Bu bir silgidir. A seçeneği oldu. Evet, çalışmamız burada sona erdi. Hepinize başarılar diliyorum. Önemli olan sizin sağlığınız, sizin mutluluğunuz, sizin huzurunuz, bizim kanalımızın klasiği bu biliyorsunuz. Hepinize başarılar diliyorum, sağlıcakla kalın diyorum. Sizler dersleri tekrar ettikten sonra, bizi de izledikten sonra notlar size koşarak uçarak gelecektir. Hiç üzülmeyin diyorum, sağlıcakla kalın, bizimle kalın.